torunumun yüzüne bakamıyorum biliyor musun Nazlı? Murat daha öngörülü olmalıydı. Torunumun geleceğini riske atmamalıydı. Ailemi bir uçurumun kıyısına sürükledim. Benim yüzümden hayatlar alt üst oldu. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Bakın söylemeyin böyle şeyler lütfen. Eğer Murat bunu duyarsa kahrolur. Zaten yeterince üzgün. Onun farkında olmadığını mı zannediyorsunuz? Zeynep'in geleceğini riske attığının farkında. Yani Zeynep'i, bizi, hatta bütün şirket çalışanlarını bile düşünüyor. Hepsinin sorumluluğu üzerinde. Ama siz de gördünüz. Çalışanlar ayrılırken bile minnet duyuyordu Murat'a. Onun ne kadar iyi niyetli olduğunun, ne kadar emek verdiğinin hepsi farkında. Kimse ondan şüphe duymuyor. Ne olur siz de duymayın. Murat sadece çok büyük bir oyuna geldi. Yani kötü niyetli insanların kurbanı oldu hepsi bu. Murat'ın işinde ne kadar başarılı, özenli olduğunu biliyorum zaten. İşte bu başarısı sayesinde, tecrübesi sayesinde bunun da altından kalkacaktır o. Maddi kayıplar geri geldi diyelim. Ya itibarımız ne olacak? Bakın, bunun sorumluları er ya da geç ortaya çıkacak. Hesap verecekler. O zaman her şey değişecek, göreceksiniz. Öyle olsa bile bu davalar yıllarca sürer. Sürsün, yıllarca sürsün. Yeter ki biz umudumuzu kaybetmeyelim. Murat benim evladım. Canımdan bir parça o. Bir hata yaptı. İstemeyerek yaptı biliyorum. Üzüldüğünün de farkındayım. Ama benim bu durumu sindirmem. Zaman alacak. Lütfen bu konuyu açılmamak üzere kapatalım mı? Peki. Siz nasıl isterseniz. Anne gördün mü? Çok güzel. Gördüm bebeğim. Mercan abi kedi evimin üstüne adımı da yazalım. Yazarız tabii. Şuraya yazalım mı? Hı? Oğlum, öğretmenin kedi evini anne ve babanla, kendi emeğinle yapmanı söylemiş ama. Sercan abinin kedi evi kuralların dışında. En iyisi aldığı yere geri götürsün. Hayır, ben bu kedi evini çok sevdim. Sercan abi geri götürmenin lütfen. Tamam ama öğretmenini anne ve babanla yaptığın kedi evini götür, tamam mı? Baban haklı. Ya baba? Oğlum, bize söylenen ödevin dışına çıkmamız doğru değil. Dürüst de değil. Ama üstünde isimler de var. Anneciğim, ama öğretmenin özellikle evdeki malzemelerimizle kendimiz projeyi tasarlayalım istedi. Şimdi bizim hiçbir katkımızın olmadığı bu hazır evi götürürsen olmaz ki. Ama babamın yaptığı hiç güzel değil. Annen de ben bunu götürmek istiyorum. Aslan oğlum, önemli olan ne kadar renkli veya havalı olması değil, tutumlu olmayı öğrenmek. Israf yapmadan sokak kedilerine yardım etmek önemli değil mi? Bravo Sercan. Yaptığını beğendin mi? Senin üstüne ne vazifeydi ya? Sana bunu getirmeni söyleyen oldu mu ya? Lütfen götürür müsün şunu şuradan? Tamam kusura bakmayın ben böyle olacağını düşünemedim. Can, aslanım. Üzülme tamam mı? Ben sana sonra kendi ellerimle kocaman bir tane kedi evi yapacağım. Hı? İstersen bunu bahçeye koyalım. Sen ötekine götür. Olur mu? Üzülme yeter ki. Sercan lütfen yeter artık ya. Ödevini doğru bir şekilde yaptık oğlum. Lütfen ağlama hadi. Hadi koş elini yüzünü yıka. Sonra ödevini teslim edelim. Öğretmen ne zaman getirirsen getir dedi. Hadi koş bakalım. Biz sana yardım ederiz sonra babanla. Şu Sercan'ın yaptığı densizliğe inanamıyorum ya. Çocuğun bütün ayarlarıyla oynadı resmen. Hakkı ona sadece bir şirket değil. İtibar ve saygınlık da bıraktı. Murat bu emaneti taşıyamadı. En çok da
torunumun geleceğini bitirdi. Çalışanlarım, ailem, herkesin hayatları bitirdi. Yetersiz, beceriksiz insandık. Kızım, bütün geleceğini ellerimle mahvettim. Öğretmenine evdeki malzemelerle kendi emeğimizle yaptığımızı söylersin, tamam mı? Oğlum, bak baban sana söylüyor anneciğim. Annesi, çatısında oğlum yapıştırdı. Can Usta bugün bütün aferinlerini toplayacak. Değil mi oğlum? Aslında keşke Ela da gelseydi ya. Can birkaç saat okulda kalacak ya. Beraber kahve içerdik. O biraz yorgunmuş, eve gitmek istedi. Ben şimdi oğluma pamuk şekeri alacağım. Gel bakalım. İstemiyorum. Ben Sercan abimin kedi evini istiyorum. Anneciğim, bunu seninle akşam konuşacağız bebeğim, tamam mı? Bugün çok üzdün bizi. Hadi. Ya. Ben içine nasıl gireceğim? Herkesin yüzüne nasıl bakacağım? Murat Bey'im ya. Hali perişan. Bir günde çöktü adam resmen. Murat Bey. Murat Bey. İyi misiniz? Bir yere mi gidiyorsunuz? Ben aracınızı hazırlayayım hemen.